Arkadaşlar merhaba. Bugün Ronin Aras 2 Pro'nun kutu içeriğini ve incelemesini yapacağız. Buyurun videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir Ronin S kullanıcısıyım ve bununla ilgili birçok videolarım var. Şimdi Ronin Aras 2 Pro'ya geçtim. Bunun kutu açılımını yapacağız. İçinde neler var ona bakacağız. Kurulumuna bakarız. Daha sonra da Ronin S ile Ronin Aras 2 Pro'yu karşılaştırıp Ronin S olanlar Ronin Aras 2'ye geçsin mi geçmesin mi? Bir de onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Şimdi Ronin Aras 2 Pro'muza bakalım. İçinde neler var ve kuralım. Şimdi ilk önce çok güzel bir kutusu var. Daha önceki kutuya göre daha portatif. Bütün her şeyi bunun içinde ve alıp gidebiliyorsunuz. Diğer Ronin'in kutusu bu kadar portatif değildi. Benim için büyük bir artı. İki bölmeli bir kutusu var. İlk bölmeyi açtığımızda burada bir tane tripodumuz var. Burada bir tane bataryamız var. Diğerine göre bataryayı ayırmışlar artık. Burada bir tane telefon tutucumuz var. Bu da güzel olmuş. Şimdi mesela Ronin S'de bunlar yok. Bunlar olmadığı için bunları ayrıca para verip alıyoruz. O yüzden bu aksesuarların olması da güzel. Bence. Mesela burada bir handle'ımız var. Plate'imiz. Telefon tutucumuz. Şimdi diğer gözü açalım. Diğer gözü açtığımızda da ben bunu daha önce açıp kullandığım için, kurduğum için şu kısımda kablolarımız var. Ve alt kısımda da Ronin'imizin motorlarına ulaşıyoruz. Bu Ronin'imizin motorları Ronin gibi değil. Kitleyebiliyoruz. Hareket etmiyor. O da güzel olmuş. Burada bunu direkt üstüne yerleştiriyoruz. Şurada bir kilidi var. Kilidini sıktık. Şuradaki kilidi sıkıp yerleştiriyoruz. Kutusu çok güzel. Yani motorların kendi kafasına göre oturacak şekilde yapmışlar. Tam oturuyor kutuya. Bunun içinde iki tarafı Type-C olan kablo var. Bir tarafı Type-C, bir tarafı HDMI olan var. İki Type-C olan bir tane daha var. Bir Type-C, bir USB var. Onun haricinde daha çok kablosu var tabii. İki tarafı HDMI olan kablosu var. İki tane de ondan var. Buraya bakalım. Kablo olarak ve aksesuar olarak içerikleri bayağı zengin. Yani bunu aldıktan sonra başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Onu söyleyeyim. Işığımızı kesmiş. Tekrar iki Type-C var. Bir tane daha iki Type-C var. Mikro ve Type-C var. Mikro ve Type-C var. Kablolarımız da bunlar. Şimdi bu kablolar benim işime yaramıyor. Yani yaramıyor derken şu an gerek yok bana. Sadece şu 4 kabloyla bütün işlerimi hallediyorum. Şimdi bu gözlere geçelim. Burada bir tane RevNive dediğimiz bir şey var. Bu görüntü aktarıcımız. Ve çok başarılı bir görüntü aktarıcı. Bunun içinde bir tane şöyle plate'imiz var. Fotoğraf makinesinin altına bağlayıp fotoğraf makinesini yükseltebilmek için. Bir fokus motorumuz var.
Burada lense bağlayacağımız ringi var. Şurada fokus motorunu bağlayabileceğimiz aparatlar var. Yani borusuna kadar vidalar da dahil. Ve burada da lens tutucu var. Şimdi bunu kutuda neler var baktık. Şunları yerine koyalım. Yani şu çok başarılı. Otor da çok başarılı. Yani şöyle söyleyeyim, bu Pro'yu aldıktan sonra başka bir aksesuarmış veya aparatmış, kabloymuş bir şey almanıza gerek kalmıyor. Bütün hepsi içinde. Yani işinize yarayacak her şey burada var. Şimdi şunu kenara koyup önümüze geçelim. Önümüzün şurada bir aparat var, plastik koruyucu. Bu da güzel olmuş. Bunu çıkartınca buradaki bölmelere ulaşabiliyoruz. Şuraya mesela telefon tutucuyu koyduk. Bu da çok işimize yarıyor. Bu şekilde yaptık diyelim. Şunu şöyle yapıyoruz. Bu şekilde low moda geçtiğimiz zaman da şunu söküp buraya takıyoruz. Ve low mod. Diğer önüne göre çok hafif. Yani neredeyse yarı yarıya kadar hafif diyebiliriz. Şurada motor kilitleri var. 3 motorun da kilidi var. 3 motorun da kilidini açıyoruz. Bunun balansı da yine bir önceki onun gibi balansı. Bunu da buradan takıp şunu yerine yerleştirdikten sonra şu dişliler şuraya yerleşince bunu ileri geri yapabiliyoruz. Böylece daha minik ayarlar yapabiliyoruz. Şurada da bir koruyucusu var. Bu da güzel olmuş. Çarpmalara karşı. Mesela diğer Ronin'de aldığımız zaman ayrıyeten bir de ekran alma isteği duyuyordu. Bunda hiçbir şeye gerek yok. Direkt dediğim gibi aldığınızda her şeye hazırsınız. Bir de bunun şöyle bir güzel yanı var. Buraya fotoğraf makinesini taktığımızda komple fotoğraf makinesinin altında kalıyordu bu. Şimdi küçük bir platimiz var. Şu plate. Bu fotoğraf makinesinin altında hep takılı kalabilir. Bu böyleyken sadece şunu şuraya geçiriyoruz. Ve hazır oluyor. Bir dahaki videomda bunun kurulumunu, balansını ve ayarlarına bakacağız. Görüntü aktarıcısı çok güzel. Özellikle size onu anlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda da şu an Ronin yanımda değil. Ronin de yanımda olduğunda ikisinin de karşılaştırmasını çekeceğim size. Arkadaşlar bu videomda bu kadar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.